yönetilen devlette böyle bir şey olabilir. Peki yakın, yani geçen haftaydı değil mi? Sağlık Bakanı'nın istifası, evet, ya da görevden bizim program, evet, sırasındaydı. Oldu. Görevden affını istemesi ve aynı şekilde Çevre ve Şehircilik Bakanı'nın da görevden ayrılması. Bunlar da hep şöyle iddialar dile getirildi. Mesela Sağlık Bakanı kendisi de açıklama yaptı. Bazı şehir hastanelerinin hazineye yük olmasını ben engelledim dedi özetle. Belli miktarda bir tasarruf yaptırarak ya da engelleyerek. İkincisi, hatta bu yüzden istifa ettiği söylendi ki bu şirket şehir hastanelerinde bir kısmını yapan şirket. İkincisi, aynı şekilde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın deprem bölgesinde konut yapımının ihalelerinin bir kısmını bu şirket aldı. Çevre Şehircilik Bakanı'nın istifasının arkasında da buradaki sıkıntılar olduğu söylendi. Sizin kulağınıza böyle bilgiler geldi mi? Bunu nasıl yorumlarsınız? Kesinlikle ve kesinlikle geldi. Bir sefer başta Cumhurbaşkanı ve bu bakanların birçoğu bu müteahhitlere bakan insanlar, halka bakan insanlar değil. Ve bu müteahhitlerin yanlış ve hukuksuz işleri ifrada vardığı zaman buna tepki veren bakanların uyarıldığını, daha sonra sert uyarıldığını, ondan sonra da ya kendi affı istiyor ya da beyefendi görevine son veriyor. Bu kadar basit. İşte şehir hastanelerinde ne diyor? Devlet zararı olacaktı, halk zararı olacaktı diyor. Peki diğer bakana baktığınız zaman Özeseki, o da deprem konutları ile ilgili buna benzer rahatsızlıkları vardı. Evet. Bu işleri yapanlar kim peki? Maliye Bakanı'nın evini yapan şirket. Ulaştırma Bakanı'na uçağı veren şirket. Halkımız bunları bilsin. Tasarrufa gidiyoruz. Bakın, tasarrufa gidiyoruz ama bu müteahhitlerin haksız kazançlarıyla ilgili bir mücadele etmedikten sonra, bunun hukuki denetimini yapmadıktan sonra, bunlara bir şekilde dur demedikten sonra, bunlara uçak veren, evini yapan, otoparkını yapan, evini döşeyen bu adamlara hesap sormadıktan sonra bunlar hikaye. Hikaye. Çünkü buzdağının görünmeyen bir yüzü var. Her şey orada dönüyor. Sıkıntılar orada. Tasarruf, birazdan onu da konuşuruz. Yani bunların hepsi, saatte 107 asgari ücret harcayan bir cumhurbaşkanı var. Biz neyin tasarrufunu yapıyoruz, neyi konuşuyoruz? O yüzden bunu çıksın bakan, ya benim evim değildir. Size bir şey söyleyeyim mi? Bu tadilat. Dünyanın her yerinde herhalde 3, 4, 7, 14, 20, 50'ye yakın panel var. Değil mi? Evet. Onlardan bir tanesi için bile haksız kazanç elde eden bakan istifa eder. Evet. Bakın, Norveç'te, İsveç'te, Avrupa'da bir parça demokrasiyle yönetilen herkes o panellerden bir tanesi için bile istifa eder. Bu Maliye Bakanı çıkacak, hatta şimdi çıksın, kanala bağlansın. Ben faturayı veriyorum. Bu tarihte bu kadar ödedim. Kendi hesabımdan da şu hesaba havale yaptım desin. Ya da şirket yetkilileri de açıklama yapabilir. Şimdi onu da daha vahimini söylüyorum. Niye inkar edebilir? O yapmadı, bu yapmadı. Kim yaptıysa faturasını göstersin. Eğer ki fatura yok, fatura almadın diyorsa zaten o Maliye Bakanı o koltukta bir dakika oturmasın. Allah onu bildiği gibi yapsın. Ne diyeyim ben ona? Maliye, ya hatırlasana 80'leri. Sen tabii Suat Bey'le bu ayrıntı bilgilerden bazen gülüyorsun. Hafızamız o kadar kuvvetli. Nereden çıkartıyorsun diyorsun. 80'leri hatırlıyorum. Ayşegül Atik. Evet. Ne diyordu fişle ilgili? Bir alışveriş, bir fiş. Herkesi, evet, bir fiş almaya teşvik ediyor. Niye? Vergi kaçırmasın. Bakkal bile vergi kaçırmasın diye. Şimdi bu beyefendi bu kadar masraf yapmışsa ve fatura almamışsa Maliye Bakanı'na, bu ülkede vergi kavramına kim inanır? Vergi yasası gelecekmiş. Hadi canım sen de. Hatta ilk adımı da kayıt altına almak olacak. Barış Bey, bakın. Şu basın duyurusu var ya. Ne olmalıydı biliyor musunuz? Bir fatura olmalıydı. Evet. İşte X yapı malzemelerinden malzemeleri aldım. Şu yüklenici firmaya da parasını yatırdım, işçiliğini yaptım demeliydi. Bakın, orada çelikten bir yer yapılmış. Büyük bir maliyet o. Şu otopark sistemiyle bile insanlar 1+1 ev alabiliyor. Elektrik işte neydi o? Enerji sistemiyle. O yüzden bu Rönesans Her dönemin işte Beşiktaş'ın başka bir aktörünü etkin olarak görüyoruz. Herhalde bu dönemde Rönesans'ı konuşacağız ama bunlar doğru şeyler değil, aylaklı şeyler değil. CHP bunlar konuşulmalı. Bu Rönesans dosyasını daha kapsamlı bir şekilde ele alacak mı? Çünkü bahsettiğim bakanların istifalarıyla alakalı iddialar da var.